Selamlar arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber FIFA 19'a bakıyoruz ve FIFA 19'un daha doğrusu demosuna bakıyoruz arkadaşlar. Şöyle Türkçe diyelim, bu demo sadece promosyon amacıyla yayınlanmıştır ve kimse tarafından satılamaz, kiralanamaz ve çoğaltılamaz diye görüyoruz. Tamamıyla Türkçe bir menüyü görüyoruz şu anda. FIFA 19'u gerçekten çok merak ediyorum. Özellikle ay Ronaldo Juventus'lu formasıyla bizi karşılıyor ana resimde. Bu arada Ronaldo'nun ilk FIFA 19'un ilk resmi Real Madrid'li formasıyla aynı bu pozdaydı. Öyle hatırlıyorum sanki Ronaldo'nun. Juventus'a gittikten sonra biraz sıkıntı olmuş EA Games için. Tekrar bunu böyle Juventus'lu haline getirdiler. Biraz uğraştırdı orada Ronaldo EA Games'i. Bağlantıyı kontrol et bakalım. Şunu bir şöyle yapalım arkadaşlar. Neden kontrol ediyorsa onu anlamadım. Acaba online mi var demoda? Yeni oynama yolları, istatistik takibi. Bu arada çok güzel modları falan varmış. Mesela bir oyun modu varmış. Gol atan futbolcu, yani bir takım gol attığı zaman random bir futbolcu oyundan eksiliyor falan. Böyle çok değişik modlarını duydum. Evet, burada biraz bahsediyor bir şeylerden. Buralara geçiyorum abi. FIFA Ultimate Team zaten FIFA'nın oynanma sebeplerinden bir tanesi son zamanlarda. Biz buradan ilerle diyeceğiz. Bir bakalım FIFA 19 nasıl olmuş. Ben şu anda ilk defa bakıyorum bu arada. Santra. Yolculuk. Aa bak, burada da bir yolculuk var. Yeni özellikler vesaire. Okey. Biz Santra diyelim. Bir maç yapalım. Ben şöyle geçeceğim. Joystick'te oynuyorum. Şampiyonlar Ligi. Hadi bakalım. UEFA Şampiyonlar Ligi. Hadi bir de Şampiyonlar Ligi final maçı oynayalım abi. Oynayamıyoruz. Şunları bitirmek gerekiyormuş. Peki. Ben Real Madrid'ciyim biliyorsunuz. Real Madrid'i alacağım. Karşıma da Bayern Münih alacağım abi. Fix böyle Barcelona, Real Madrid. Hadi tamam lan, Barcelona Real Madrid olsun. Vallahi canım çekti bak. Barcelona'yı yok edeyim diyeceğim ama Barcelona yokmuş. Evet. O yüzden Juventus. Hadi Ronaldo'yu karşımıza alalım abi. Şöyle bir şey yapalım. Bu arada ben bununla oynayacağım. Siz de şu forma biraz daha açık renk. Daha böyle kargaşa çıkmaz gibi. Oyun ayarlarına hemen gidip bir bakalım sizlerle beraber. Zorluk 4 dakikaymış. Zorluk seviyesi amatörde değil abi. Hadi yarı pro olsun bakalım ne olacak. Çok da bilmiyorum açıkçası. Nasıl bir şey sağlayacak. Zorluk sağlayacak bilmiyorum. Şimdi altyazılar açık. Hız var mı ona bakıyorum arkadaşlar. Hız sanırım yok. Kameramız tele yayın olsun. Evet. Hemen bir takım yönetimi kısmına girelim. Buraları geçelim. Benzema forvette, sağ tarafta Gareth Bale, sol tarafta Isco. Orta alanda Kroos, Modric ve geri alanda defansif orta sahada Casemiro'yu görüyorum. Ona bir türlü gidemiyorum şu anda arkadaşlar. Casemiro'ya çıkış yok şu an. İnanılmaz. Oğlum ben Casemiro'yu değiştirmek istiyorum mesela. Heh. Allah'ım ya. Varane savunmanın göbeğinde, Carvajal sağda, Ramos içeride ve Marcelo sol bekte. Bakalım yedeklerde kimler varmış. Asensio var. Bu Asensio Isco'dan filan bence iyi, yemin ediyorum. Bu ara benim favori futbolcularımdan biri. Real Madrid'in yedeğine baktığım zaman öyle ilk 11'i şu anda gelip formayı alacak bir futbolcu yok. Şu Odegaard felaket bir futbolcu arkadaşlar. Bu hakikaten bir iki sene içerisinde patlayabilir. Bu çocuk manyak bir çocuk. Onu da şimdiden size söyleyeyim. Devam edelim. Bu kadro iyi. Hiçbir şekilde ellemeyeceğim. Bakalım FIFA 19 ilk maçımız nasıl olacak. Let's go. Tuşları falan hiç ayarlamadım. Bale. Ha tamam, şöyle ne diyor, şut çekmek için B ile şut çek diyor. Sıkıntı. Ben normalde D ile çünkü şut çekerim. Yani pardon, X ile şut çekerim. Bunda biraz farklı. Ay yanlışlıkla geçtim. Hemen ayarlara gireceğim. Buradan kontroller özelleştir diyelim. Şimdi abi. Şut. Sen bunu şununla değiştir kardeşim. Oo bu arada çok güzel olmuş bak. Geçici yapılandırma diyelim. Aa çok iyi olmuş abi. Direkt böyle hiç uğraşmadan değiştirebildik. Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Real Madrid kendi evinde Juventus'la karşılaşacak. Bakalım Juventuslu Ronaldo eski takımına karşı nasıl bir performans sergileyecek. Ronaldo eski takımına karşı. Ve Juventus'lu futbolcular şimdi görüntüde yanında Dybala ile beraber Ronaldo
Gerçekten bütün gözler şu anda Ronaldo'nun üzerinde. Bütün dünya Ronaldo'nun üzerinde. Juventus'un reklam gelirlerini yarı yarıya arttırdığı söyleniyor. Ve karşınızda Cristiano Ronaldo. Real Madrid maça başladı. Oğlum bu oyun niye kasıyor? What? Oyun kasıyor. İnanılmaz. Bu kim? Casemiro. Bıraktı şimdi Modric. Tek top güzel. Şimdi bıraktı önüne. Kimin önüne? Bilemedim. Arkadaşlar oyun niye kasıyor onu anlamadım. Valla oyun arada böyle bir kasma yapıyor. Oo, güzel geliyorlar ha. Ha, müdahale B'leymiş arkadaşlar. Tuşlar falan. Ha, şu müdahale. Onu arıyordum sabahtan beri. Golü yedim ama. Valla ben müdahaleyi arayana kadar kim koydu lan? Üstünde de B yazıyormuş gerçi. Matuidi. Matuidi. Ne biçim hareketler yapıyorsun lan öyle gerizekalı herif? Çıkır. Şurada tuş arıyordum ben. Arkadaşlar bu kasma tamamıyla oyunla alakalı. Onu çözemedim. Pas yapıyor onu. Şimdi Real Madrid. Casemiro topla buluştu sol tarafta. Marcelo topla buluştu. Isco'ya aktaramadı. Ne yaptın? Ne yaptın? Pjanic. Marcelo karşıladı şimdi. Sol taraftan bindiren. Ve çok güzel bir müdahale Marcelo. Lan tutma lan. Yarı pro da arkadaşlar. Baksan oğlum bunlar benden pro. Ne yarısı? Yarı pro kadar yokum. Oğlum. Manyak pas yapıyorlar ha. Ama girdi araya Carvajal. Şimdi tek top bıraktı. Hızlı çıkmak istiyor. Bakalım bırakabilecek mi? Çok güzel bıraktı. Isco soldan indiriyor. Isco çok süratli. Isco içeride arkadaşı var. Yaptı ortasını. Gerrit Bale. Allah seni kahretmesin Gerrit Bale. Kafasını tam çeviremedi. Bu arada şutu atarken yön tuşu da geldi. Onu beklemiyordum. Yönünü vermedim herhalde ben. Açıkçası beklemiyordum. Bu arada acayip gözüm yordu lan. Niye kasıyorum bu oyun? Ha, bu tuşla kayıyoruz abi. Ya tuşlarına bir türlü pese gidiyor aklım arkadaşlar. Hep onu oynadığımız için son zamanlarda elim ona alışkın. Aklım pese gidiyor ama şu oyun pese bin basar yani. Bu arada FIFA şu ana kadar gayet seri. Gayet güzel bir faul yaptık herhalde. Aynen. Şu ana kadar gözlemlediğim dakika 20 oldu. 20 dakikadır oynuyorum. Ve güzel görünüyor abi oyun. Bir frame düşmesi var. Onun sebebini anlayamadım. Muhtemelen ayarlardan falan bir şey yapmak lazım. Ben ultra'ya çektim launcher'dan ayarlarını. Onunla alakalı da olabilir. Hani şu anda daha demosu bu. Hızlı çıkmak istiyoruz şimdi. Benzema. Sol tarafta şimdi bıraktı. Çok güzel bir pas. Isco. Isco penaltı. Penaltı olması lazım. Aynen penaltı. Isco bu arada Benzema gerçekten Isco'yu çok güzel kaçırdı sol tarafta. Ve sarı kart görüyor. Bence kırmızı kart abi. Direkt arkadan geldi. Bak. Ne oğlum, ne itiraz ediyorsunuz lan? Direkt arkadan müdahale. Direkt kırmızı kart attı abi. Ne diyor abi şimdi? Zaman kazanmak için, vuruş açısını değiştirmek için R ile pozisyonunu ne diyor? X ile güç vererek şutu. Ha okey. Ne diyor? Topa yaklaşırken hızını... Oğlum ne lan? Bu neymiş o? Bu neymiş? Şöyle, aynen. Vallahi attık. Nasıl attım bilmiyorum arkadaşlar. Bunu çözmek lazım. Ben yine de attım. Sergio Ramos Şampiyonlar Ligi maçında Juventus'la karşı beraberliği getiren golü attı. Bakalım maçın devamında nasıl bir skor bizi bekliyor. İşte görüyorsunuz Ramos kaleci dona kalmış. Sizi lavuklar sizi. Ronaldo'ya gol attırmayacağım diyor. Ben spikeriniz Tunat Oygün, bu akşam sizlerle birlikte güzel bir 45 dakika. Yok 90'dı. 90 yaşayacağız efendim. 90 dakika yaşayacağız. Şimdi Casemiro bıraktı. Sağ tarafta boşluk var. Oraya bırakamadılar. Bak tek topu yapıyor abi. Süper olmuş ya. Sonunda tek top yapıyor oyun. Şimdi içeri bıraktı. Çok güzel. Karim Benzema. En dışarıya bıraktı. Marcelo hata destek verdi soldan. Marcelo döndü. İçeri bıraktı. Toni Kroos tek top yaptı ama biraz geride kaldı top. Önüne kaydım. Güzel. Bravo çocuklar. Önüne bıraktık şimdi. Carvajal hata destek verdi. Sağdan Gareth Bale. Gareth Bale içeri girmeyi tercih etti. Gareth Bale girdi içeri.
Yaptı ortasını ama müdahale geldi son anda Juventus savunmasından. Çok güzel yükseldi kafaya. Carvajal bıraktı. Modric. Luka Modric. Oo! Oğlum ne oluyor lan? Şut atıyorum böyle ok yukarıda kalıyor falan. Onu tam daha çözemedim tabii. Modric güzel vurdu ama. Önüne aldığı anda ilk düşüncesi şut. Ne oluyor lan? Şuraya at bakayım artık. Bu nasıl orta? No. Oha koydu. Kaleci boşa çıktı. Kendini az gol sevinci diyor abi. Bastım. Varan kalecinin önünden resmen geldi. Kafayı vurdu, golü attı şu anda. Real Madrid 1-0 mağlup olmasın duruma düşmesine rağmen gol maçı çevirmeyi bildi. Real Madrid'in gerçekten çok üstün bir mücadelesi var. Oğlum kaleci niye hiçbir müdahale etmemiş? Kalecilerin yapay zekasında sorun mu var acaba? Devam ediyoruz. Ben beğendim abi. Gerçekten oyun çok seri. Eskisine göre. Bu FIFA alınır. Vallahi bu FIFA. Oo. Güzel müdahale yaptım ha. Vallahi Toni Kroos'tan mükemmel bir müdahale. Şimdi içeri oynamak istedi. Casemiro. Modric bıraktı. O da bıraktı. Gareth Bale. Şimdi hızlandı. Bale. Gareth Bale vurdu. Benim de en beğendiğim futbolculardan biridir arkadaşlar bu arada Gareth Bale. Kaleyi karşısına aldı, vurdu. Şuraya yapacağım bu sefer dedi. Yaptı ortayı yine. Kaleci yine çıkmadı. Yan toplarda sıkıntısı var sanırım Juventus kalecisinin şu anda. Pablo Dybala topla buluştu. Şimdi sağ sol tarafta Alexandro. Alexandro bıraktı Dybala. Dybala Pjanic ile oynadı. Basın oğlum. Aferin. Girdi araya. Biraz kasma yapıyor. Onu sanırım çözeceklerdir. Sol tarafta şimdi Toni Kroos topla buluştu. Yaptı pasını. Offside olabilir. Evet. Isco. Ne yapıyorsun offside oynuyor evladım? Ne yapıyorsun yani? Hemen geldi ön tarafa. Pas yapmasını engelledi. Casemiro'dan önce orada Ronaldo topu Pjanic'e bıraktı ama tam Pjanic topla buluşmuşken hakem Colina ilk düdüğü çalıyor ve Elif Elmas bayrağı sallıyor orada. Ne kadar çok benziyorsun sen Elif Elmas'a. Real Madrid bayrağı sallıyor. Şimdiden yolunu yapmaya çalışıyor Fenerbahçeli Elif Elmas. Gitmiş Bernabeu'ya, maçı izliyor elinde Real Madrid bayrağıyla. Ve işte futbolcuların tepkileri ilk yarıdan enstantaneler efendim. Şampiyonlar Ligi'nin yeni topu gerçekten Mete'ye benziyor. Mete'ye de buradan selamlar. Ara pas gerçekten güzeldi. Şimdi ilk yarı şöyle bir özetleyecek olursak Matuidi'nin golüyle öne geçen Juventus sonrasında rakibine boyun eğdi ve ilk yarıyı 2-1 mağlup kapattı. İkinci yarı birazdan başlayacak efendim. Siz de çayınızı, kahvenizi, bir şeyinizi alın. Aldınız mı? Hadi başlayalım. Ronaldo santrayı kullandı ve ikinci yarı başladı. Topla buluşan Dybala kaptırdı. Şimdi Isco. Isco pas yaptı, kısa pas. Modric. Modric sol tarafa bıraktı. Bale'le Bale koşusunu yaptı. Bale mükemmel hızlandı. Gareth Bale çekti içeri. Bale döndü. Bale vurdu. Mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol. Gareth Bale. Gareth Bale'den ilginç tek elle şınav çekerek gol sevinci geldi arkadaşlar. Gerçekten mükemmel bir şekilde koşu yaptı. Arkadaş onu güzel gördü. İçeriye doğru kat etti. İşte izliyoruz. Topu çekti. Çok hızlı. Plasesini yaptı. Chiellini'nin yanından, kalecinin de sağından topu filelerle buluşturmayı başardı Gareth Bale. Benden de tam spiker olurmuş arkadaşlar. Devam ediyoruz. Gerçekten çok heyecanlı bir mücadele. Şampiyonlar Ligi final maçında Real Madrid şimdi kendi evinde Juventus'la karşı karşıyayken 1-0 mağlupken 3-1 öne geçti. Gareth Bale aldı önüne. Bale. Evet, fazla abarttım diyor. Pardon diyor. Şimdi vurdu Gareth Bale. Gareth Bale fazla şut atmaya başladın. Kendine gel diyor teknik direktör. Benim gözümde Real Madrid'in teknik direktörü vardır arkadaşlar. O da Zidane. O yüzden Zidane çalıştırıyor işte. Çok güzel bir müdahale. Marcelo çok güzel döndüler. Şimdi araya bırakmak istiyor. Bale yine süratli ama geçmedi. Alamadı da. Bas diyor. Önde bas diyor. Real Madrid şu an her yerde pres yaparken bu arada hop mükemmel. Allah.
çalım yedi Varan. Ve mükemmel bir kademe Carvalho'dan. Aferin Carvalho. Ara sıra böyle değişik konuşabiliyorum. Tam konuşamıyorum. Carvalho'dan ne lan? Carvalho'dan. Bu arada Juventus'ta ilk oyuncu değişik bir Emre Can oyuna giriyor. Liverpool'dan eski futbolcu Emre Can, Türk futbolcumuz. Juventus'ta bu sene biliyorsunuz transfer oldu. Sami Khedira'nın yerine oyuna dahil oldu. Vurdurmayın. Aman çocuklar. Dakika 62. Kierlini gerçekten çok üzgün. Öyle görünüyor ki ben bu sene FIFA'ya bu parayı verir alırım. Curtis yaptı pasını. Biraz kısa düştü ama orada Gareth Bale topla buluştu. Bundan önce Real Madrid'de Ronaldo'yu alıp koşturduk. Artık mecbur Gareth Bale ile koşturacağız. Şimdi Ramos topla buluştu. Çekti topu geriye. İçeride arkadaşı Kroos ile oynadı. Kroos tek top yaptı. Modric. Modric sol sağ tarafta boşluk var. Şimdi buluştu topla. Bale'dan mükemmel hareket. Şimdi yaptı pasını. İçeride çok güzel. Karim Benzema. İçeri çıkarttı. Isco. Mükemmel oynuyor Isco. Ve muhteşem oyununu golle süslüyor. Ne yapıyorsun Isco? Isco. Isco ne yapıyorsun? Isco ne yaptın oğlum? İşte Elif Elmas'ın görüntüsünü gördünüz arkadaşlar. Oğlum ne kadar çok benziyor Elif Elmas'a. Yalnız Isco'nun gol sevinci beni benden aldı ya. Tekrar gösterecek mi acaba? Gerçekten plaseyi çok güzel bırakmış. FIFA 19 gümbür gümbür geliyor arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Teknik direktör bakıyor şimdi kimi alabiliriz diye. Bir saniye. Şuradan herhalde. Umarım alabilirim. Aa, almamışım kadroyu. Asensio'yu alalım. O kadar güzel gol attın ki Isco, seni değiştiriyorum o yüzden. Asensio ikinci yarı oyunda olacak. Bakalım Asensio neler yapacak. Isco golü attı ve alkışlarla birazdan muhtemelen sağdan ayrılacak. Isco gol sevinci beni benden aldı. İşte Isco görüyorsunuz. Oğlum Asensio birebir olmuş ya. Isco da çok benziyor da. Asensio da çok benzemiş. Juventus 1-0 öne geçtiği mücadelede hiç beklemediği şekilde 4 tane gol yedi sayın seyirciler. Emre Can topla buluştu. Şimdi pası Ronaldo'ya. Ronaldo ama girdi hemen Casemiro. Aldı topu. Sağ tarafta boşluk var. Topla buluştu. Gareth Bale maçın adamlarından. Şimdi orada bir boşluk var ama manyak bir kötü pas attı yani oradan. Bir de offside zaten. Yani ne yaptın Benzema? Benzema ya da pas yok. Benzia diye isim geliyor. Fenerbahçe'yi takip ettiğim için çok sıkı. Şimdi bıraktılar. Evet Asensio topla buluştu. Asensio pasını bıraktı. Çok güzel bir top. Benzema. Şimdi o da bıraktı ön tarafa. Geçmedi top. Emrecan girdi araya. Ve çok da güzel top attı. Sol tarafta Costa topla buluştu. Ama topu geri çekmeye karar verdi nedense. Ronaldo topla buluştu. Ronaldo! Aman diyeyim. Ronaldo. Gerçekten güzel bir şut çıkarttı fakat biraz topun şiddetini ayarlayamadı gibi görünüyor. Aşırtma pas falan diyor oğlum. Ne diyor lan bu? Oyun gördüğünüz gibi Türkçe arkadaşlar. Kroos topla buluştu. Şimdi sol tarafta Benzema. Bıraktı önüne. Asensio çok süratli. Asensio arkada Gareth Bale var. Yaptı ortayı. Bale girdi araya olmadı. Şimdi gelişine bir şut yine olmadı. Real Madrid 4. golü bulmasına rağmen 5'i istiyor arkadaşlar. Bütün tribün bağırıyor. 5, 5, 5, 5 diye bağırıyor. Aynen böyle bağırıyor. Türkçe bağırıyor. Şimdi orta gelecek şimdi. Kroos'tan orta geldi. Bir kafa olmadı. Dönen top Juventus'ta kaldı ama Asensio girdi araya. Asensio döndü. Asensio vurdu. Kötü bir şut oldu bu. Asensio ne yaptın? Ne yaptın? İyi vurursun sen. Diyarbakırlı Asensio geldi görüntüye. Aa korner olmuş. Şuraya bir orta gelecek şimdi. Geldi orta. Bir kafa gelmedi yine. Oğlum içeride sanki penaltı olabilir ha. Şimdi Dybala ile çıkacaktı. Costa topla buluştu. Dybala'ya bıraktılar tekrar. Aman diyeyim Marcelo ne yaptın? Dybala tekrar topla buluştu. Guardado topla giderken çok mükemmel bir müdahale Sergio Ramos'tan. Hızlı çıkmak istiyor şimdi Real Madrid. Sağ tarafa topu hızlı taşıdı. Carvalho. Bale gördü. Gareth Bale tek top yaptı. Benzema topla buluştu. Yapabilecek mi pasını yaptı. Görüyorsunuz çok süratli. Gareth Bale ama önüne girdi. Şut atmak için pozisyon aradı kendisine. Fakat
vurdurmadılar. Ramos çok çakal. Anında geldi ve mücadele bitti. Real Madrid Şampiyonlar Ligi final maçında Juventus'u 4-1 geçerek Şampiyonlar Ligi'nin yeni sahibi oldu. Her sene zaten Real Madrid kafaya oynuyor. Gördüğünüz işte teknik direktör Zinedine Zidane saç uzatmış. Şu an Real Madrid'li taraftarlar inanılmaz sevinçli. Çok güzel bir atmosfer var işte. Isco maçın adamlarından şu an görüntüye geliyor. Ve Elif Elmas'ı görüyorsunuz yine orada bayrak sallıyor. Bu kadar benzer efendim. Bu kadar benzer. Elif Elmas'ı gördük. Ben spikeriniz Tuna Toygün. Bu videomuzdan aktaracaklarımız bu kadar. Bir sonraki Şampiyonlar Ligi mücadelesinde görüşmek üzere efendim. Kendinize çok iyi bakın. Takipte kalın. Hoşça kalın. That will give them quite the lift. An early opening goal lead. Well, you always want to start quickly, and there's certainly a quick start there. Maneuvering his way.